kuşu Galaçama sensin bir Azerbaycan. Hoş günleri git bir müdah hayalımda Azerbaycan. Gönlüm kuşu Galaçama sensiz bir Azerbaycan. Hoş günleri git bir müdah hayalımda Azerbaycan. Senden ayrı düşsem de ben eşkiniyle yaşayıram. Yaralanmış kalbim kimi, kalbim İran, Azerbaycan. Azatlıktır bize melem, sene derman Azerbaycan. Dur ayağa ya azat ol, yatalım ya Azerbaycan. Azərbaycanın günündəki xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Fars dillilər manlar rejiminə qarşı neçə şəhərdə ayağa qalxdı? Saf TV-nin mətbuat mərkəzinə daxil olan məlumata görə, Avqustus ayının 4-də səhər tezdən gecə yarılarına qədər neçə şəhərdə fars dillilər manlar rejiminə qarşı ayağa qalxdılar? Şiraz, İsfahan, Məşəd, Kərəz, İsfahanın Şapur bölgəsi, Tehran, Ərak, Gəhtəricam, Bəraminin Gərçək bölgəsi və s. şəhərlərdə əhali rejimə qarşı etiraz aksiyası getirdilər. Etirazçılar İran mallar rejiminə qarşı şüarlar səsləndiriblər. Etirazçılarla rejimin xüsusi qüvvələri arasında ciddi toqquşma baş verib və etirazlar isə gecə yarısına qədər davam edib.
جوان 11:05 مامورو دارم میام. وحوش حرومزاده ریختن تو مردم. درگیری چهارراه ولیعصر. مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر خامنه‌ای! مرگ بر خامنه‌ای! تهران 11 مرداد ماه چهارراه ولیعصر به سمت میدان امام‌رضا. Xamenei, Musavi və Çərrubinin azadlığa buraxılma tələbini rədd etdi. Saf TV-nin mətbuat mərkəzinə daxil olan məlumata görə, İran adlanan ölkənin rəhbəri Əli Xamenei, həbsdə olan Mir Hüseyn Musavi və Mehdi Çərrubinin azadlığa buraxılma tələbini rədd edib. Xamenei məsələ ilə bağlı açıqlamasında ölkədə daha böyük problemlərin olduğunu və hökumət problemlərinin aradan qaldırılmasında rol oynamalı olduğunu bildirib.
Qeyd edək ki, bir müddət öncə rejimin Milli Təhlükəsizlik Ali Şurası 2011-ci ildən bəri ev dostluğunda olan Musavi və xanımı Zəhra Rəhnəvərd və Mehdi Çərrubunin dostluğunun ləğvi barədə qərar qəbul edib. Qərarın təsdiqi üçün Xamenei'nin razılığı lazımdır. Həsən Ruhani də onların azadlığa buraxılması üçün müraciət etmişdi. Xatırladaq ki, 80 yaşlı Mehdi Çərrubi 2009-cu ildə keçirilən prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrinə qarşı kütləvi etirazlardan sonra hərəkətin əsas lideri kimi tanınan Musavi və xanımı Rəhnəvərd ilə eyni vaxtlərdə tutulub. O barəsində hər hansı bir məhkəmə qərarı olmadan ittilatın birbaşa nəzarətində olan ev dostluğunda saxlanılır. Bununsa rejimin son nəfəslərində islahatların saxta liderlər yaratma planının tərkib hissəsi olması düşünülür. Amerika ilə Çin İran adlanan ölkədən nəft alışı barədə razılaşa bilmir. Saf TV-nin mətbuat mərkəzinə daxil olan məlumata görə, Amerika hökuməti ilə Çin İran nəftinin almağının azadılması ilə bağlı razılıq əldə edə bilməyiblər. Bloomberg ajansı Pekinin yalnız İrandan nəft alışının artmamağa razılıq verdiyini bildirib. Çinlə danışıqlara Amerika dövlət katibinin köməkçisi Francis Fanon rəhbərlik edib. Qeyd edək ki, Amerika bu ilin novembrında İranın nəft satışını sıfıra indirməyi planlaşdırır. Hürmətli tamaşaçılar, bugünkü xəbərlərimiz sona gəldi. Görüşənə dək şad olun. تظاهرات در ده ها شهر علیه رژیم نژادپرست جمهوری اسلامی. به گزارش مرکز خبر صاف تیوی روز شنبه 4 اوت در ده ها شهر مردم علیه رژیم آخوندی ایران به پا خواستند. مردم از صبح در شیراز، اصفهان، اهواز، مشهد، نجف آباد، شاپور، اصفهان، تهران، کرج، عراق، قهدیرجان، گرچک ورامین و غیره دست به تظاهرات ضد دولتی زدند. معترضین علیه رژیم نژادپرست آخوندی شعار دادند. بین معترضان و نیروهای سرکوبگر رژیم درگیری شدید رخ داد. اعتراضات تا نیمه شب ادامه یافت. قدریجان 11.5.90 مأموره دارم میام وحوش حرومزاده ریختن تو مردم درگیری چهار را ولی است مرگ بر خامنه ای مرگ بر خامنه ای مرگ بر خامنه ای یا
11 مرداد 97. داشته باشن یا نه تا الان که توی اندازه نشده تهران 11 مرداد ماه چهارراه ولیعصر به سمت میدان امام‌حسین. حراس رژیم نژادپرست ایران و اپوزیسیون آن از آذربایجان. به گزارش مرکز خبر صاف تیوی، اگر روزی رژیم نژادپرست و اشغالگر ایران و اپوزیسیون را در یک صف مقابل ملت توش آذربایجان دیدید، تعجب نکنید. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران، با حراس از شعارهای ماه‌های اخیر معترضان در خیابان‌های ایران و مطابق با سیاست‌های تمامی احزاب ایرانگرا در وحشت از آذربایجان و تمامیت ارضی ایران می‌گوید که براندازی نظام تمامیت ارضی کشور را به خطر می‌اندازد و ما در آذربایجان دچار مشکل می‌شویم. وی درباره شرایط کنونی کشور گفت: متاسفانه به دلیل ضعف جامعه مدنی و اینکه خواسته های مدنی تحقق پیدا نکرده است، توسعه های سیاسی آنطور که باید و شاید در کشور اتفاق نیفتاده است. اگر خدایی ناکرده حکومت مرکزی در تهران سقوط کند، ما این بار فقط خلق کرد را نداریم.
در آذربایجان قطعا دچار مشکل می شویم، زیرا مسائل ملیتی و قومیتی در آن رشد پیدا کرده است. یا مثلا سنی ها در سال 57 با تمام وجود در انقلاب شرکت کردند، اما در نتیجه سیاست های غلط و متاسفانه نگاه امنیتی متاسفانه باعث بغض کینه در مناطق سنی نشین شده است، مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان. زیبا کلام با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی ادامه داد: این مسائل من را به شدت ترسانده است. از اینکه اوضاع بی ثبات شود و به هم بریزد، همین نکات باعث می شود من بگویم اگر خدایی ناکرده اتفاقی بیفتد، ما پیشرفت نمی کنیم و وضع خرابتر می شود. آمریکا: تجارت با ایران را قطع کنید وگرنه شدیداً تحریم می شوید. به گزارش مرکز خبر صاف تیوی، کنگره و دولت آمریکا در هشداری سریع به متحدان اروپایی خود اعلام کردند به روابط تجاری خود با ایران پایان دهید، وگرنه ظرف ماه‌های آینده با تحریم‌های جدید و سنگینی روبرو می‌شوید. به نقل از واشنگتن فریبیکن، کنگره و دولت آمریکا به متحدان اروپایی این کشور با صراحت هشدار داد که یا به تمام روابط تجاری خود با ایران پایان دهند یا اینکه ظرف ماه‌های آینده با تحریم‌های جدید و سنگینی روبرو می‌شوند. اقدامی که به گفته چندی مقام بلندپایه آمریکا می‌تواند بازارهای مالی بین‌المللی و بانک‌های آمریکایی مرتبط با نهادهای پولی خارجی را تحت فشار قرار دهد. همزمان با تلاش‌های آمریکا برای برقراری مجدد و کامل تحریم‌های واشنگتن علیه تهران از جمله بخش نفت و سیستم بانکی ایران، دولت ترامپ و بسیاری از اعضای کنگره همسو با یکدیگر در تلاش هستند تا شرکای اروپایی خود را به دلیل روابط مالی با ایران تحت فشار قرار دهند. این در حالی است که شرکای مهم اروپایی ظرف ماه‌های اخیر مخالفت خود را با تحریم‌های جدید آمریکا اعلام کرده و برای گفتگوی پیرامون تاکتیک‌های جهت فرار از تحریم‌های جدید آمریکا چندین بار با مقامات بلندپایه ایران دیدار کردند. در واقع تنش‌های دیپلماتیک بر سر تحریم‌های جدید آمریکا علیه تهران رو به افزایش است، چرا که دولت آمریکا انتظار دارد که تحریم‌ها علیه تهران به طور کامل برقرار شود تا بدین طریق روابط تجاری ایران با اروپا مختل شده و ذخایر پولی دولت ایران بیش از پیش متحمل زیان شود. مقامات بلندپایه دولت آمریکا که هدایت اقدامات در جهت اعمال فشار بر شرکای اروپایی را بر عهده دارند، در گفتگو با وبگاه خبری فریبیکن تاکید کردند که دولت ترامپ در مجازات‌های دولت‌هایی که تحریم‌های جدید علیه ایران را نقض می‌کنند، درنگ نخواهد کرد و هشدار دادند که نهادهای بانکی بین‌المللی و حتی بانک‌های مهم آمریکا در صورت تخطی از قانون تحریم‌های ایران مجازات خواهند شد. ریچارد گرنر سفیر آمریکا در آلمان در گفتگو با وبگاه خبری فریبیکن مدعی شد دولت ایران از تروریسم به مثابه ابزاری در اروپا بهره برده و همچنان می‌برد. ما باید در افشای طرح‌های ایران و متوقف سازی آنها پیش از حصول به موفقیت هوشیار و گوشت به زنگ باشیم. گرنل در ادامه گفت که او و سایر دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا شرکای این کشور را ترغیب می‌کنند که به مسدودسازی جریان پول به سوی دولت ایران کمک کنند. گفتنی است که 10 تن از سناتورهای آمریکا به تازگی در نامه‌ای خطاب به سران 3 کشور بزرگ اروپا، انگلیس، آلمان و فرانسه به آنها هشدار دادند که از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران پیروی کنند. در شرایطی که این کشورهای اروپایی به تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام و حفظ روابط تجاری با تهران ادامه می‌دهند، به ادعای سناتورهای آمریکایی از گزند تحریم‌های جدید واشنگتن در امان نخواهند ماند.
Kişiler her zaman aynı değil ve aynı olmak da her zaman normal değil. Saf TV'nin karşı görüş programıyla çalışacağı vatanımız Güney Azerbaycan'ın her hafta bir meselesini masaya yatırır ve onu aziz izleyicilerimizle paylaşır. Çalışırız Saf TV'de karşı fikirleri ve tek bakışları bir yere toplayıp ve aziz milletimizin fikirlerini ve eyni halda düşünceleri ortaya koymakla yeni bir pencere açtık. Saf TV her zaman karşılık fikirleri destekliyor. Selamlar, saygılar değerli Saf TV izleyicileri. Yeniden sizinle karşı görüş programı ile ümit ediriz dünyanın başa başına arasında yaşıyorsunuz. Güzel ve yaxşı yaşamınız olsun. Bilirsiniz ki son haftalarda veya son aylarda deyik, çalışırıq Saf TV'de. Güney Azerbaycan'ın dışında yani başka Türklerin, Türk dünyasına ait olan başka Türklerin de elimizden gelen kadar, elimizden imkanlarla onların da seslerini veya onların da milli faallarını Saf TV'ye davet edelim ve onların da fikirlerini öğrenelim. Bizim hemen yani şimdi İran adlanan ülkenin hemen yanında şimdi Afganistan adlanır. Afganistan'ın içerisinde Güney Türkistanlılar yaşayır. Yani bizim soyumuz, soydaşımız, kandaşımız olan özbeöz Türkler yaşayır. Onlar da eyni bizim kimi özgürlük, müstəqillik, bağımsızlık, her hangi adını desek elə bir mücadilə verirlər. Mən internetdə sanal dünyasında yayınlanan bir çox Güney Türkistanla ilgili bir çox video görüntülər məni biraz fikrə saldı ki, Güney Türkistanlı soydaşlarımızdan da bu məsələnin əslini, astarını öyrənmiş olaq. Mənim indiki qonağım Güney Türkistanlı soydaşımız və özellikle de Türkiye'nin her okulundan mezun olmuş minbaşı Fəzlurrəhim Moğuri'dir. Fəzlurrəhim Bey'den biz xaiş edəcəyik, rica edəcəyik ki, önce Güney Türkistan'ı tanıtırsın bize ki, orada Güney Türkistan denilen haradır ve ondan sonra. Ama ilk başta bir şey demek zorundayım ki, ben Fəzlurrəhim Bey'le ortak Türkçe'de, yani Anadolu Türkçesinde danışacağız. Çünkü yani ki, her iki ben Güney Türkistan şivesini bilmirəm ve Fəzlurrəhim Bey de Güney Azerbaycan ləhcəsinin şivesini bilmir diye biz məcbur ortak Türkçe, yani Anadolu Türkçesinde danışacağız. Fəzlurrəhim Bey, biz sizi Saf TV'de salamlıyoruz. Hoş gelmişsiniz Saf TV'ye. Buyurun, sizi dinliyoruz. İlk önce bize Güney Türkistan nerededir, sınırları nerededir, kaç tane vilayetten oluşur? İlk önce onları bir Saf TV izleyicilerine anlatıp sonra biz başka sorularımızı sizden soracağız. Selam, saygılar size, sizden, sizin televizyon görücülerinize, herkese, dünya boyunca saygılar, selamlar. Ben dediğiniz gibi ismim Fəzlurrəhman Moğuri Yasa. Afganistan Mazar Şerifliyim. Balx velayetinden. Çok güzel. Sizin cevabınızı böyle kaytaracağım. Afganistan veya Afganistan Güney Türkistanlıları dediğimizde 9 velayetten bahsetmek zorundayız. Nüfus aşamasında gördüğümüzde 13 milyon ya da 13 milyondan fazla Türkmen olsun, Üzbek olsun, Kazak olsun, Kırgız olsun, muhtelif Türk milletimiz hepsi toplanarak 13 milyondan fazla ya 15'e kadar diyebiliriz. Bu Türkistan coğrafyamızı bahsettiğimizde 9 velayetten ibarettir. Başta kuzeyden başladığımızda Bedahşan, sonrası Tahar, ondan sonra Kunduz velayet, sonra da Bağlan, ondan sonra eskiden Eybek'ti, şu an Semengan diyoruz. Sonra da başkentimiz Mazar Şerif diyelim. Ondan sonra Cevizcan, sonrası Terful, ondan sonra Faryab. Bu 9 velayetten bahsediyorum. Evet, buyurun. Çok sağ olun Fəzlurrəhim Bey.
Fəzil Bey, şimdi biz Güney Azerbaycan'da aynı sorunları, sizin nasıl Afganistan hakimiyetiyle hangi sorunlarınız var? Bizim de aynı öyle bir sorunlar yaşıyoruz. Afganistan hakimiyeti Güney Türkistanlılara herhangi bir hak, hukuk vermiş mi? Örneğin mesela diliniz resmi mi? Bizim dilimiz, soydaşlarımızın dili o Afganistan'da nasıl bir durumdadır? Yani devlet dili mi yoksa nasıl bir şey? Sağ olun, teşekkür ederiz. Genel olarak iki tane dil, resmi dilimiz var. Birisi faşist feştürlerin dili, ki daha daha konuşuyorlar. Doğru. Birisi de Farsça. Farsça özellikle bütün her milletin ortak dili diye öyle düşünüyoruz. Ama bizim Türkçe dilimiz olarak, yani Özbek Türkmen dilimiz olarak resmiyete geçmedi şu ana kadar. Genel resmiyete. Ha, sair başka dillerin içinde bunu hem resmiyete aldılar. O da bu Taliban örgütü mehvolduktan sonra. Onlar önce bizi dil konusunda veya hem kendi kültür ferhengimiz konusunda yaşamaya bize izin vermiyordular. Hatta biz Türkçe konuştuğumuzda diyordular ki Müslümancılıkla konuş diyordu. Yani Müslüman söhbet konuş diyordu. Aynen. Müslümanca söhbet söyle diyordu. Böyle bir bize hakaretler vardı. Bu durumla biz yaşadık. Kaç zaman? 271 sene ya 72 sene biz böyle bir istismar altında yaşadık bir insanlarız. Yine hem kendi familia ya kendi aile aramızda bu ferhengimizi, bu dilimizi yitirmedik. Kendimize kendimiz sahip çıktık. Aslında bizi öldürdüler, bizi soykırım yaptılar. Çocuklarımızı, hanımlarımızı ya babalarımızı hepsini şu ana kadar öldürerek şuraya kadar geldiler. Demokrasi sayesinde biraz biz teneffüs tartabildik. Demokrasi sayesinde biraz teneffüs tartabildik. O da çok az, %5% diyelim. Ondan da daha az olabilir. Eri gelirse şu anda da bize soykırım yapacaklar. Ama bir türlü Türklerimiz dünya Türk'ü olarak Müslümanız, sizden çok mutlu olalım ki bugün bizden soruyorsunuz ne haliniz var diye. Böyle Türkiye olsun başta ya da Kazakistan olsun ya da Özbekistan, Türkmenistan olsun, başka Türk ülkelerimiz biraz oyalandıktan sonra, varlığını bildikten sonra bize dokunamıyorlar. Olmasa şu anda da aynı eskisi gibi bize kahri gazaplar yağdıracaklar bizim üstümüze. Ama Allah'a şükürler sizin varlığınız ya da Türkiye başta olarak başka Türk dünyasının varlığından biraz teneffüs çekiyoruz. O da demokrasi sayesinde. Ondan önce bizim günümüz çok kötüydü. Şu ana kadar bizim yaşadığımız günlerimizi hiçbir kimse, hiçbir millet Afganistan, Kuzey Türkistan'da yaşamamış, Güney Türkistan'da yaşamamış. Çünkü bizim yerlerimiz ya da zeminlerimiz gasp oldu. Bizim ekabirlerimiz, hanlarımız, yaşullarımız hepsi öldürüldü. Bütün dünyanın pisliği olsa bizim üstümüze atıldı. Yine başka bir türlü arkadan gelerek kendisini de temizliyorlar. Böyle bir durumla. Aslında bize zulüm aslında kaldı. Kendi gücümüzle, kendi himmetimizle tel vermedik kimseye. Şu anda sesimizi çıkartıyoruz ve ayak üstündeyiz, Allah'a şükürler. Çok sağ olun, Allah'a şükürler olsun ki şu an böyle bunca zulümden sonra hele orada bizim soydaşlarımızın nefesi, sesi gelirse tabii ki böyle olmamalıdır. Daha da çok ilerlemek zorunda veya bir insana ait olan bütün haklar ne varsa bizim de soydaşlarımız Afganistan'da ait olmalıdır. Ancak Fazıl Rehim Bey, siz Türkiye'de yani harp okulunda mezun olmuşsunuz. Bu işleri daha da iyi bilmeniz lazım. Şimdi son zamanlarda internet, yani sanal dünyasında Faryab'da ben yani izliyorum. Güney Azerbaycan, Güney Türkistan'ın olaylarını izliyorum. Ve sizin de bildiğiniz gibi benim de çok ilişkilerim var Güney Türkistanlılarla. Orada yani sırf burada maksat Güney Azerbaycanlılar bilsin diye Güney Türkistan'da neler baş veriyor. O amaçla bu sorunu size soracağım. Faryab'da olan olay, yani internette de daha çok yayılmıştı. Bizim soydaşlarımızı Afganistan hakimiyetinin askerleri, serbazları diye onlar böyle kötü bir insan dışı halinde onları dövüp şikence ve hatta birilerini de şehit ettiler. Biz ilk önce yani orada da benim haber aldığım habere göre 20 gün
etirazlar, tezahüratlar baş tuttu General Dostum'un Türkiye'ye sürgün olduğu için. Ama biz o olayları birbirine karıştırmayalım. İlk önce Faryab'da olan o olayı sizden soracağız. O olayın esli astarı neydi Fazıl Rehim Bey? Dediğim gibi Faryab'daki şu andaki çıkan olay, eskiden de ben size söyledim, aynı soykırım gibi bize zulüm yaptıkları gibi bir harekettir. Asıl dünyada hareket budur. Neden dediğimizde bizim, önce de söyledim, eskiden de bizim hallarımızı, akabırlarımızı, büyüklerimizi şöyle bir bahane, ufak ufak bahane ile onları tutukladılar, getirdiler, hapsettiler, hapsedilerek iskence ile öldürdüler. Bundan ibaret benim bildiğim Tahir Badakşı diyebilirim. Özbek'ti kendisi ama Türk milletinin Özbek kavmundandı. Bu mücadeleler başladı eskiden. Bunu aynı durumda tutakladılar. Dedi ki sen başka bir türlü hareketin vardı ya. Bahanelerle onu götürdü. Kendi 12 yaşar evladıyla beraber işkenceyle hapiste öldürdüler. Şunun gibi bir plan bu da. Aslında biz Kayseri dediğimizde öyle bir Kayseri konusuyla geçmeli değiliz. O Kayseri kimdi diye sorma ortaya geldiğinde Kayseri Taliban örgütünün karşısında savaştık bir insanlar. Onun yanındaki askerleri veya hem onun kumtalları bütün velayeti Faryab'ın silahlı kuvvetlerini koruduk bir insan. Aynen o anda Taliban karşısında da savaştık bir insan. Her zaman devletin askerleri Fırablım'a geldiğinde Kayseri hemen yetişerek Taliban'a karşı savaşarak Taliban'ın bu pusularını mehvettik bir insan. Kendi milletinden difa gösterdik bir insan. Kendi insanlarını koruduk bir insan. Türk milletimizi bizim koruduk insanların başlığını bir planla, bir pis planla onu tutuklayarak, onun askerlerini öldürerek, işkence yaparak böyle bir hangama düzeltti bize. Aslında Amerika veya hem İngiltere, başka NATO kuvvetleri onun kendisi Kayseri'ye salah verdi insanlar. Devletin kendisi Kayseri'ye salah verdi. Siz kendi adamlarınızla koruma yapın diye. Sonuçta Kayseri askerlerini bir planla ilgili tutuklayarak o mazlumu böyle bir duruma getirdiler. Neden dediğimizde, bakın siz Kayseri'ye yardım yetişmiyor savaş zamanında. O taraftan Taliban örgütü basarak geliyor. Hepimi katliam edecek. Geliyor devlete, diyor ki devlet sen bana neden kuvvet göstermiyorsun? Neden bana arka olmuyorsun? Neden sen böyle bana salaha tecizat vermiyorsun diye bir itiraz etti. Ufacık bir itiraz. Bu itirazla ilgili sonuçta dedi ki siz bana yardım vermezsiniz, siz bize lazım değil. Ve sizi de ben buradan çıkartabilirim. Hatta sizi öldürebilirim. Bana bu yardım bahanesiyle böyle gelerek benim üstüme hükümet yapmayacaksın. Türk milleti böyle oyak diye böyle bir laf attı. Bu lafı bahane ederek Kayseri'ni şu an tutukluyorlar. Bu olay da onlar ilgili çıktı. Aslında hiçbir kusuru yok Kayseri'nin. Onun kelamını, onun dediklerini bir tek yakalam ben kurtarı diyerek ya hem bir yanlış söyledi diyerek böyle bir geçirmesi gerekir bir durumu çok bir büyük problem yaptılar. Kayseri'de aslında hiçbir suç yok. Dünya üzere çünkü İngiltere'nin kuvvetleri, Amerika'nın kuvvetleri, NATO kuvvetler bizim devlet kuvvetlerine savunma yaptı bir insan. Şimdi böyle bir hizmet gösterdik insan. Bu kadar şehit senin için verdi. Bu kadar senden savunma yaptı. Şimdi bir laf için onu tutanaklıyor musun? Olmaz kardeşim. Çok, yanlış yaptı. Devletin yaptık yanlışları. Sağ ol Fazıl Rehim Bey. Fazıl Rehim Bey, ben yani sizin durumlarına baktığımızda hakikaten ben Güney Azerbaycan'ın olaylarını hatırlıyorum. Bizde de aynen yani yüzler binler tane şehit verdik. Sonuçta bir Fars faşizmi. Şimdi bizim hakimimiz olmuş. Bizim dilimiz yasak. Her şeyimiz yasak. Sizin durumunuzu incelediğimizde de aynı Güney Azerbaycan meselesi gibi aynen bir sorunlardı. Şimdi ben sizden daha bir soru soracağım. Fazıl Rehim Bey, General Dostum 14 aydı Türkiye'de bir sürgün, yani
tebid diyorsunuz. Tebid olunmuştu aslında bir formalite şekilde. Sonra haberlerde geldi ve ben gördüm de general dostum yeniden gitti ve Afganistan'a döndü ve sahip evvel yani Mavin evvel reis cumhur kimi dediler işine başladı. Şimdi ilk konuşmasında da general dostum dediler yani herkesi ittihada birliğe davet etti. General dostum Afganistan'a döndükten sonra bizim Türk kardeş soydaşlarımız nasıl bir tepki verdiler? Hakimiyet yani Afganistan'ın rejim diye rejimin o insanlara nasıl bir tepki verdiler? Şimdi ve en son olarak da general dostum şimdi görevinin başına döndü mü yoksa hala başlamamış mı? Dediğim gibi general dostumun gidişi ya da hem gelişi aynı oyun. Gittiğinde de bir iddia onun üstüne çıkarttılar. Devletin kendisi yaptırdı bunu. O iddiayla onu çıkardılar. Geride gelmesine sebep bu tezahürat oldu. Bu cemgarma oldu. Bu Kaysar'ın olayı oldu. Doğru. Devlet bir taraftan baktı. Eğer biz bunu getirmezsek bu Kaysar'ın olayı çok yükselecek. Gel bunu bir türlü getirelim. Birkaç zaman bunu böyle ilgilendirelim. Sonra bir daha plan bile bir şeyler yaparız diye devlet şu an onu içeri aldı. O da bakın biz bunu unutmayalım. Biz Türkler olarak her zaman devlet kurduk insanlarız. Öyledir, öyledir. Her zaman amparator kurduk insanlarız. Hiçbir zaman biz Türkler devlete karşı bir hareket yapmadık. Yine de biz devlet neden korkuyor? Bizim uyandığımızdan korkuyor. Bizim birliğimizden korkuyor. Bizim varlığımızdan korkuyor. Şu an Afgan devleti diyelim. Şimdi 650 kilometre şeyi sahip yani bir coğrafyaya sahip. Bu coğrafya aslında bizden. Nadir Afşar'dan sonra bunların eline geçti. Şu ana kadar bunlar bizim üstümüzde zulüm yapıyorlar. Bizim birliğimizden, varlığımızdan korkuyorlar. Şu anda her bir asar-ı atika-i sabıka ya yani eskisini görseniz hepsi Türklerin asar-ı atika eskisidir. Asar-ı atika eski Türkleri Afganistan'dan götür, bu toprakta bir yabandan başka bir şey göstermez. Böyle bir durumlar. Bizden korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Bizim birliğimizden, bizim varlığımızdan korkuyorlar. Şimdi general dostumun geldiğine nasıl bir durum diyerken sizin sağınıza ve cevap versem ben o kadar mutlu değilim sonunda. Bir şeyler bize döner diye buna mutlu değilim. Çünkü general dostumu da bunlar kendi haline bırakmayacaklar. Çünkü eskiden de böyle oldu. General dostum çok zorluklar gördü. Biz 90 bin kişi Türk şehit verdik. Bir tane hizb yaptık. Bu hizbi de her türlü isterseler kullanmak istiyorlar. Ama biz bir türlü kendimizden savunma yapıyoruz. Bir türlü hayat geçiriyoruz. Ama bunu unutmasınlar. Biz öyle bir insanlarız ki biz amparator yaptığı insanlarız. Biz devletdarlık yaptığı insanlarız. Hiç zaman kimsenin önüne dizi çökmeyeceğiz. İnşallah, inşallah biz... Şimdi bir durumdayız ki bizim atalarımız hakikaten tarihte yani gerçekten tarihte kalmamak lazım. Ama bir mesele de bir de ortada bir gerçek var. Bizim atalarımız kaç tane imparatorluk hakimiyet yok. Kaç tane imparatorluk kurmuş bir insanların biz uşaklarıyız, çocuklarıyız. Ama maalesef şimdi bakırız Afganistan'da da Güney Türkistanlılar o halde, İran'ın içerisinde. Güney Azerbaycanlılar bu halde yani hiç de bize yani hoşa gelin mi sevindirici bir olay yok ortada sonuçta. Biz şimdi mücadelemize devam etmeliyiz. Ama ben sizden bir şey soracağım Fazıl Rahim Bey. Güney Türkistan'da bizim soydaşlarımızın esas istekleri nedir? Onlar bağımsız mı olmak istiyorlar? Afganistan içerisinde federal bir devlet mi kurmak istiyorlar? Veya Afganistanlık gibi dilleri sadece resmi olsun mu istiyorlar? Genel olarak Güney Türkistanlıların isteği ne orada? Bizim isteğimiz ya da Güney Türkistan'ın isteği dediğimizde bizim isteklerimiz olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Çünkü şu an dünya eli Afganistan toprağının altında oynuyor. Bunu önce bilmemiz lazım. Bizim isteklerimiz kabul olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Onu Türk devleti bilir, Türk milleti bilir. Daha sonra işte bütün dünya Türkleri bilir. Bizim seslerimize kulak asarak, duyarak
bizimle yardım vermek ister mi istemez mi? Biz tabii ki biz bağımlılık istiyoruz. Bağımlılık istiyoruz ama bağımlılığı bize kim verecek? Biz bağımlılık istesek önceki gibi bizi soykırım mı yapacaklar? Bizi öldürecekler mi? Bizi oradan kovacaklar mı? Çıkaracaklar mı? Bu böyle bir durumda var. İnikaz veriyor bu durumlar. Ama bizim şu an istediğimiz ne? Şu an olsa biz bağımsız olalım. Olmazsa gel federal olalım. Federal olmazsa da en azından biz kendi kültürümüzü, kendi ferhengimizi, kendi enaratımızı ve durumlarımızı kendi milletimizle beraber yaşayabilelim, kendi dilimizi konuşabilelim. Böyle bir durumdayız. Bizim isteklerimiz bu kadardır. Ha, başta bağımsızlık tabii ki istiyoruz. Ama sonuçta bizim arkamız kim olacak bu bağımsızlık istekimize? Kim sahip çıkacak bize? Türkiye mi sahip çıkacak? Dünya Türk mü sahip çıkacak? Ya da İngiltere mi sahip çıkacak, tamam mı diyecek? Amerika mı tamam mı diyecek? Ya Rusya mı tamam mı diyecek? Bu dünya mı tamam mı diyecek? Biz bilmiyoruz şu ana kadar. Ama biz istiyoruz bağımlılığı. Tabii ki istiyoruz. Sağ olun, çok sağ olun Fazıl Rehin Bey. Hakikaten yani bilmiyorum siz ne kadar Güney Azerbaycan'ın milli hareketinden haberdarsınız. Ben bu Güney Türkistanlıların hareketini gördüm ve onlar da yazmışlar Güney Türkistan'ın milli hareketi. Yani her bir şeyimiz aynı. Maalesef bizde de aynı sorunlar var yani. Biz de bağımsız olmak istiyoruz ama sizin dediğiniz gibi kim bizimle olacak? Türkiye mi, Azerbaycan mı, dünya Türkleri? Hele belli değil. Biz sadece kendi milletimize güvenerek mücadelemize devam edeceğiz. Sonuçta coğrafyaları da çizen o sınırların, serhatlerin, merzilerin içinde yaşayan milletlerdir. Ve ben eminim ki inşallah bir gün olursa olacak da ve Güney Türkistan'da, Güney Azerbaycan'da bağımsızlığına kavuşacak. Ancak kendi mevzumuza, meselemize dönelim. Güney Türkistan'da yani herhangi resmi bir hizb var mı? Varsa hangi sahede çalışıyorlar? Veya başka bir hizblerin kurulmasına hangi sorunları, müşkilleri yaradır Afganistan hakimiyeti? Teşekkür. Önceden de bir çok ufak bir işare verdim. Hizb-i Cumhuriyet diye biz bir hizb kurduk. 90 bin Türklerimizi eller vererek, onların kanı dökülerek onun bedeline bir tane hizb kurduk. O da başta general dostum olarak. Bu ayar bayar bütün dünyaya. Şimdi durum böyle. Biz Türkleri kendi halimize faşizm peştirle bırakmaz. Bu bir. İkinci, bundan kalsa sonra bu Aryaylar diye kendisini iddia ediyor. Bu bizim derbarımızda büyüttük insanlar. Bu Farsça konuştuklar. Bunlar bizi bırakmazlar. Çünkü bunların eli yüksek yani bizim üstümüze. Afganistan'da bu gerçekten geçmeyelim. Bu iki taifa bizim insanları yoldan çıkararak olsa sözle, şeytanatla yoldan çıkaracaklar. Olmazsa para vererek. Onda da olmazsa zorla bizi bir türlü dağıtacaklar. Ama biz genel olarak Türkler şu Hizb-i Cumhuriyet'in dairesinde şu anda da varız. Çünkü biz 90 bin şehidimizin kanunun hürmetini orada görüyoruz. Onun için onunla ileri gitmek istiyoruz genel olarak. Ha bazı dediğim gibi faşistlerin sözüne geçtikler, biz de falan yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım. Halanki meydana geldik zamanında, ortaya çıktık zamanında kendi ailesi de onların dediklerini kabul etmiyor. Böyle bir durumlar da var. Sağ olun. Hakikaten yani bu değerli açıklama verdiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Fazıl Rehin Bey, yine de yani bu mevzuyla ilgili Güney Türkistan'da bir Güney Azerbaycanlıların milli hareketini veya belə deyək da yani İran'ın içerisinde yaşayan Azerbaycanlıların mübarizəsindən nə qədər xəbərdardılar? Güney Türkistanlılar iş bilirlər mi yoxsa bilmirlər ki məsələn eyni sizin durumunuzda, aynı sizin durumunuzda da İran'ın içerisinde 35 milyon Türk var. Bunlar da mübariz edirlər, bağımsızlık mübarizəsi edirlər. Nə qədər xəbərdardılar Güney Türkistanlılar? Güney Türkistan ya Azerbaycan Güney Türkistan'la ilgili
dediğimizde şu hazırki mecazi sayfalar, Facebook diyelim ya interneti sayfalar der mecbur. Hepsini toplam söylesem bu çok iyi oldu. Şimdi Türk dediğimizde en azından dünyanın her köşesinden bir Türk sada çıkararsa biz de onu duyuyoruz. Doğrudur. Yaklaşık bir sene ya da iki sene önce Traktör diye bir ilgilik ortaya geldi. Traktör isminde. Doğrudur. Bir durum ortaya geldi. Acaba sizden mi diye zannediyorum. Elədir. Biz Güney Azərbaycanın timidir. Güney Azərbaycanın timidir, takımıdır ve sadece orada da bizim bu milli şuarlarımız, milli isteklerimizi dinlendirirler ve hakim yanı bu sadece bir tim değil. Güney Azərbaycanlıların timidir. Evet. Dediğiniz gibi onlar önce de biraz ilgileniyordum. Ya da hem Afganistan içerisinde aynı bilimli bu internete sahip insanlar öyle bir durumda izliyoruz. Ama ne kadar mutluyuz ki bunu sevincimden dolayı söylemiyorum. Çünkü siz uyandınız, ayağa kalktınız. Ondan sonra biz uyandık, ayağa kalktık. Tabii ki mücadelemiz yıllar boyunca var. Doğru. Sizde de var, bizde de var. Ama şu an demokrasi sayesinde ayağa kalktığımız için ben kendi sevincimi, kendi duyduğumu size izhar edemiyorum. Yani çok mutluyum bu konuda. Benim gibi her bir Türk insanı Afganistan'da aynı fikirdedirler. Sizler için. Ve sizlerin insanlarınız hem Afganistan Türkler için aynı fikirdedir. Çünkü bizim kanımız bir, dilimiz bir, dinimiz bir, ırkımız bir, hatta canımız bir Türk'üz. Bizim bir ayrı yerimiz yok. Dünyanın her köşesinden dediğim gibi bir Türk ses çıkararsa biz de onu duymak zorundayız. Onun için biz çok mutluyuz sizden. Çok sağ olun Fazıl Rehim Bey. Hakikaten ben de gerçekten diyeyim yani Güney Türkistanlıların böyle bir uyanış yani bir milli hareketi olmasını eşittiğimde, duyduğumda çok çok sevindim ki orada da hakikaten ben özüm bir yerde okumuşam ki İran'la Afganistan'ın serhedinde merzinde ve bu ırkçı Farsların belə deyək bir çoxunu bu bizim Türkleri özellikle Özbek Türklerimizi, Türkmenleri bunları aşağılamak, təhqir edici sözler, pis sözler falan. Ben bu Üzbekleri Türkmenlerle de yakınlık etmişim, görmüşüm de. Yani eyni bir milletik, bizim kardeş dinimiz, dilimiz, her bir şeyimiz eynidir. Bu meseleyle ilgili bir şey soracağım sizden. Fazıl Rehim Bey, İran'ın ne kadar dəxaləti var bu panfarsizmi Afganistan'da yaymasına, yani ziddi Türk fikrini, düşünceni İran hükümeti ne kadar Afganistan'da bizim Üzbek Türkmen kardeşlerimizin, soydaşlarımızın üzerinde uygulayır? Şimdi bu konuda baksak Afganistan devleti ile İran devleti mesavi. Öyledir. Ne kadar Afgan devleti bizim uyandığımız gücümüz varlığımızdan korkuyor, o kadar İran devleti sizin varlığınızdan, gücünüzden korkuyor. Ama buna biz ten vermememiz lazım, buna teslim olmamamız lazım. Çünkü biz bir tane Türk kalsak da yine de bir devlet kurarak kendi kısasımızı aldık bir insanız, alacağız. Böyle bir durum ortaya girmesi lazım. Tabii ki biz şu an kendi aramıza bakıyoruz. Türkmen ile Özbek genel olarak ekseriyet yani Afganistan'da. Türkmen ile Özbek ortasında da bir oyun sokmaya çalışıyorlar. Bakın siz. Ha. Ya biz zaten 10'a 10 diyoruz kardeşim, 5'e 5 diyoruz. Ayrı bir yerimiz yok. Bir anne babanın oğluyuz, evladıyız. Ha, siz neden böyle manyak manyak hareket ediyorsunuz diye gördüğümüzü söyledik. Buna çok üzülüyoruz da. Ama siz de aynı fikirde olun. Devleti Afganistan, devleti İran. Bu ikisi aynı mesavidir bizim karşımıza. Eladır, eladır. Ayakta durmamız için, varlığımız için bunlar çok korkar. Bunların gece yatarak uykusu gelmez aslında. Ama bunu bilmemiz lazım. Yine de teslim olmamamız lazım. Teşekkür ederim size. Çok sağ olun Fazıl Rehim Bey. Yani hiçbir zaman bir Türkiye'de bir böyle bir deyim var. Elbette Türkiye demiyor. Türk'te Türk dünyasında böyle bir söz var. Diğerler bir Türk bitti demeden hiçbir şey bitmez.
Biz Allah'ın umuduyla nə mücadiləmizdən əl çəkəcəyik, nə də yəni umudsuzluğa, naümidliyə qapılıb da buraxacaq. Elə bir şey olmayacaq. İnşallah da iki hər iki Güney Türkistan və Güney Azərbaycanlar da istiqlalına qavuşar. Bu Fars şovinizminin əlindən də bir türlü xilas olarıq. Mən sizdən Fazıl Rəhim bəy başqa yenə bir sorular soracağım sizdən. Elə Güney Türkistanla ilgili. Şimdi belə bir mövzu var. Güney Türkistanlılar yurt dışına geldiklerinde, mesela atıyorum Birleşmiş Milletler'de, UN'de, mesela penahende olduklarında kendilerini Afganistanlı kimi mi tanıttırıyorlar, yoksa Güney Türkistanlılar kimi mi? Biz Güney Türkistanlıyız diye mi tanıttırıyorlar? Şimdi bizim coğrafyamızda Afganistan ismi bıraktığını hepimiz biliyoruz. Öyledir. Bunu Afganistan ismiyle tanıldığını hepimiz biliyoruz. Bundan dolayı biz istismar altında olduğumuzu dünya bunu biliyor. Eski dünya tarihler biliyor ama şu an bilmiyorlar. Hepsini Afgan gözüyle görüyor. Biz bu Afgan faşistlerin dünya üzere yaptık kirlik, pislik hareketlerinden biz de böyle bednamız. Biz istemiyoruz, biz Afgan demeye istemiyoruz. Ama mecburuz, kimliğimizde Afgan yazıyor. Yani bunların yaptıklarından dolayı Afgan demeye aslında dışarı ülkelerde insan utanıyor. Ya Taliban bundan çıkıyor, kelime okarak adam soyuyor. Ya başka bir pislikler böyle bir durumda. Ama mecburuz, çünkü kimliğimizde bizim Afgan yazıyor. Anlıyorum, anlıyorum sizi, anlıyorum. Fazıl Rəhim bəy, mən Güney Türkistanın bayrağını gördüyündə həqiqətən, yəni rənglər, ay, yıldız, tamam biraz aşağı yuxarısı var. Hepsi yəni bütünü eynidir. Yəni bir fərqimiz yox Azərbaycanlılarla Güney Türkistanlılar. Mən Güney Türkistanın bayrağının, yəni pərçəm deyirsiniz siz. Ya maalesef də mütəəssifanə deyək, bu fars şovinizmi dilimizə farsça da soxmuş deyə məcbur elə deməliyik, siz pərcəm deyirsiniz, biz də yani bəzilər deyir də. Güney Türkistanın bayrağının bu tarixçəsi necədir? Yani kim bu bayrağı çizmişsiniz? Yani bu bayraq nə zamandan? Bu Güney Türkistanın bayrağı haqqında bizə bir bilgi verər misiniz? Səs var mı Fazıl Rəhim bəy? Bir kata oldu, tekrar vasıl oldu. Evet, şu an var. Bilmiyorum, duydunuz mu, eşittiniz mi, eşitmediniz. Güney Türkistan'ın bayrağının hakkında derdim. Yani eyni Azerbaycan bayrağıyla eynidir. Rengiler de, ay, ulduz da. Ama biraz o yan bir yan, mesela renklerin aşağıda üstteki olması falan çok önemli değil. Ama renklerimiz, yani bu ay ulduzumuz da yeğildir. Ben onun tarihini istedim sizden sonra ki Güney Türkistan'ın bayrağının hakkında, tarihinin hakkında bize bir bilgi verirsiniz. Çok teşekkürler. Çok iyi bir soru sordunuz. Şu an Güney Türkistan'ın bayrağı veya parçamı ortaya geldi. Benim bildiğime göre 1988'de bunu ortaya getirmek için hareket verdik. Mevlevi Sayın Abdülreşit aynı kendileri Mazar Şerif'ten oluyor. Esediye Lisesi'nde ustaz olarak ya da mudur olarak hayat geçirdiler. Çok büyük insan, büyük alim. Bukhara Şerif'ten geçtik, büyük alim. Onların çizgisiyle, onların fikriyle bu ortaya geldi. Bu konuda ben de dördün biriyim yani. Biz bunu Necip'in zamanında, Dr. Necip o zaman padişahıydı Afganistan'da, reis cemhurdu. Vezaret-i Adliye'ye sert veya rajister yapmak için şu bayrağı müracaat ettik. Bizi kabul etmediler. 1988'de ele alındı. Ondan sonra birkaç sene sonra benim bildiğime göre o kadar aklımda yok. Tam olarak biz müracaat ettik Vezaret-i Adliye'ye.
Vezaret Adliye merciye merbuta kendi merciye merbutasında ricet verdi. Ama Müşterat Şubesi, Haydi Sept Şubesi bunu kabul etmedi. Şu vezirin verdik ahkamı şu anda da bizim elimizde var. Ama ahkam böyle kanun üzere icraat olsun diye yazılmış bir ahkam. Ciddi ahkam değildi. Şube-i Merbuta'ya geçtiğimizde bunu kabul